Sokuncak Köyü yayın gelmesinde Cebrail hocamızla kaldırma yaptık. Tüm Türkiye'yi Sokuncak'tan selamlar. Hocam! Hocam! Isparta'nın Eğirdir ilçesi Sorkuncak Köyü Yeni Camisi'nde İmam Hatip olarak görev yapmaktayım. Böyle güzel bir köyde görev yaptığım için Rabbime şükür ediyorum. Tabii köyümüzün manzarası, tabiatı güzel olduğu gibi cemaati de güzel, gençleri de güzel, çocukları da çok güzel. Biz geldiğimizden beri gençlerimizle beraberiz. Bir tane gençlik topluluğu kurduk Sorkuncak Köyü Yeni Cami Gençlik Topluluğu olarak. 40 tane gencimiz bu topluluğumuza üye. Onlarla ara ara çevrim içi online olarak programlar yapıyoruz. Peygamber Efendimizin hayatını onlara aktarmaya çalışıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Bunun yanında çocuklarımızla beraber onlar yaz Kur'an kursuna geldiler. Ama yaz Kur'an kursunu bırakmadılar. Okul döneminde bile olsa onlar camiyi bırakmadılar. Arkadaşlarla beraber camiye geldiler. Biz onlara müezzinlik yapmayı öğretmiştik. Onlar müezzinlik yapıyorlar. Bu da cemaatin bayağı bir hoşuna gidiyor. Bizim de hoşumuza gidiyor. Camiye gelen öğrencilerimiz okula gittiklerinde diğer arkadaşları bundan haberdar olunca diğer arkadaşları da geliyor, kız ve erkek öğrencilerimiz. Kimi zaman 15-20'yi buluyor bizim camiye gelen çocuk cemaatimiz. Hatta yaşı cemaatimizden daha fazla çocuk cemaatimiz oluyor. Bu da bizi ve cemaatimizi sevindiriyor. Şu an ek olarak düşündüğümüz bir proje var köyümüzde. Çocuk İlahi Korosu. Biz amatör olarak ut çalmaya başladık kendim olarak. Ben ut çalıp aynı zamanda onlar ilahi söyleyeceğiz. Ve mevlütlere çocuklarımızla beraber gideceğiz. Zaten şu anda bile biz çocuklarımızla beraber mevlütlere gidiyoruz. Programları beraber icra ediyoruz. Ama köyümüzün güzel manzarasında ilahi söyleyeceğiz, ut çalacağız inşallah. Güzel sesler yankılansın, nasıl kötülükler yayılmışsa iyilik de, ilahi sesler de dünyaya, Türkiye'ye hakim olsun diye çalışıyoruz, çaba gösteriyoruz. Öğrencilerimiz okuldan çıkıp camiye geldiklerinde kardan adam yapmaya başladılar. Ben de onların yanına gittim, beraber kardan adam yaptık. Ardından kardan imam yapmak gibi bir düşünce aklımıza geldi. Onların çok hoşuna gitti, çok sevindiler. Cübbe giydirdik, sarık giydirdik. Ve bu bize güzel bir an olarak kaldı. Bütün bunların yanında okuldan sonra camiye gelen öğrencilerimizle biz sosyal aktiviteler yapıyoruz. Futbol oynuyoruz, voleybol oynuyoruz. Sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. İkramlarda bulunuyoruz. Onların bir dertleri varsa onları dinliyoruz. Onların bir dersi varsa onları çözmeye çalışıyoruz. Maddi manevi bir ihtiyaçları olduğunda bizleri konuşmaları bizleri mutlu ediyor. Ektiğimizi biçtiğimizi umuyorum. Biliyoruz ki bizim bir Eren'imiz var. İyi ki varsın Eren diyoruz. Ama Erenler gitmeden diyelim ki iyi ki varsın Eren, iyi ki varsın Rasim, iyi ki varsın Berat, iyi ki varsın Veli, iyi ki varsın Süleyman, iyi ki varsın Hasan diyoruz.